Türkiye'nin GDO ürünlere sizce ihtiyacı var mı? Bence yok. Bence yok. Şimdi şöyle söyleyelim. Türkiye'nin hali hazırda 73 milyon nüfusu var. Evet. Ve her yıl 2000'li yıllar dikkate alındığında 1 milyona yakın nüfus artışına sahne olduğumuzu görürüz. Yani bir önceki yılın tarımsal üretimini tekrarlamanız sizin kendine yeterliliğinizi sağlamanız için yetmez. Nüfus artış hızınızın üzerinde bir tarımsal üretim artış hızına sahip olmanız gerekir ki yurttaşınızı doyurabilirsiniz. Şimdi tam da burada Amerika'nın argümanı devreye giriyor. Ne deniyor? Bu Malthus'tan beri söylenen bir yalandır. Dünya işte nüfusu geometrik olarak artar ama tarım ürünleri aritmetik olarak artar. Bu nihayette bir açlık krizi yaratacaktır ve bundan kurtulmak için diye başlanır ve arkasından ulaşmak istenilen sonuca göre reçete yazılır. Şimdi bu reçete neydi? Yeşil devrim reçetesi yazıldı. Yeşil devrim reçetesinin dünyada çevre ülkelerde yarattığı sonuçlar ortada. Yani benzetmek gibi olmasın ama tutumu açıklamak için söyleyelim. Yani mesela genetiği değişmiş organizmaların en önemli savunucusu Bush'tur. Bush Irak'a da demokrasi götürür. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'nın söylediğinin arkasında acaba bir ekonomik gerekçe var mıdır diye bakmazsanız hayatı tanımıyorsunuz demektir. Buradan hemen şuna geçelim. Bütün dünyada mısır, soya, pamuk ve kanola olmak üzere 4 üründe toplanmış durumda. %99'u bu 4 üründen üretiliyor. Bu 4 ürünün üzerinde çalışılıyor. Türkiye'nin tarımsal yapısına bakıyorsunuz. Türkiye uzun yıllardan bu yana tarımdaki bütün ihmaline rağmen, bütün geri bıraktırılmışlığına rağmen kendini doyurabilen bir nüfus, bir tarımsal üretim potansiyeline sahip. Peki ithalat yapmıyor muyuz? Türkiye 6,5 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yapıyor. Peki ithalatın bir kompozisyonuna bakalım. Nelerden oluşuyor? Şimdi bakınız, güzel bir örnektir. Türkiye 2003 yılında, 2004 yılında 1,5-2 milyon ton her yıl mısır ithal eden bir ülke iken doğru prim uygulaması ile 4,2 milyon tona kadar çıkmıştır yıllık mısır üretimi ve kendine yeterli konuma gelmiştir. Bu neyi gösteriyor? Bu eğer politikanızı doğru uygularsanız, desteklerinizi üretimle bağlantılı kılarsanız, tarım teknolojisini kullanırsanız, tarımsal altyapı yatırımlarını gerçekleştirirseniz, Türkiye'nin kendi toprağında, kendi ulusu için üretemeyeceği bir şey yoktur. Ürün yoktur. Şimdi Nazım hocamızın söylediğine gelelim. Ne diyor hoca? Diyor ki, mısıra yüklendiğiniz zaman pamuktaki açığınız artar diyor. Gerçekten doğrudur bu. Türkiye'nin yaklaşık 4,5 milyon hektar bir sulanabilir alanı vardır. Ve bu alanlardan birindeki üretimi artırırsanız, diğer rakip olan ürünlerin üretim miktarı düşer. Nitekim mısırda üretim artarken soyada arzu edilen artış sağlanamamıştır ve üretimde azalma görülmüştür. Peki soruyorum, bunun çözümü bütün dünyada %90'ı bir tek firmanın elinde olan genetiği değiştirilmiş tohum teknolojisine ve aslında küresel bir emperyalizme kendinizi teslim etmek midir? Yoksa sizin sulanabilir alan miktarınızı artırarak bir gen bankası üzerinde yaşadığınız bu ülkede hem mısırınızı, hem soyanızı, hem buğdayınızı, hem arpanızı kendi ülkeniz için yetiştirebilmek midir? Eğer sorunuzu şöyle anlıyorsam ben, Türkiye bu kapasiteye sahip midir? Hiç kuşku yok. Hocam ne diyeceksiniz? Şöyle bir durum var, şimdi açık konuşmak lazım. Biz Türkiye'de belirli yörelerde ikinci ürün mısırı yaparak en azından ithal ettiğimiz mısırın yarısını Türkiye'de üretebiliriz. Nedir bu? İkinci ürün mısırın özel bir durumu var. İşte o biraz evvel bahsettiğimiz kelebekgiller yahut da şöyle söyleyelim sap kurtları falan ikinci ürün diye tanımladığımız buğdaydan sonraki alanlarda üretilmeye kalktığı anda zarar eşiği sorun yaratıyor ve Türkiye'de artık bunlarla mücadele uçakla da olmadığı için adeta tercih edilmeyen bir üretim şekli oluyor. Aslında bir alternatif, yani Türkiye'de GDO'lu ürünlere ihtiyaç var mı diye bir soru sormuştunuz ya. Evet. İki tane nokta var, onu ben ileride de aktarmayı düşünüyorum ama şimdi birer cümleyle aktarayım. Tamam, açık konuşmak gerekiyor. Adanalıdır hocamız.
Pamuk'ta 15 defa ilaçlamayı gerek